Harun var mı Tunç? Yok baba. Biraz sızlıyor sadece. İlacı yeni almışsın. Birazdan geçecek. Ben kendimi hiç affetmeyeceğim Tunç. Öyle söyleme baba. Sana bunu bir başkası yapsa kim bilir ona neler yapardın. Abartma baba. Kazaydı işte. Bilerek mi yaptın sanki? İyiyim ben. İyi olacaksın tabii. Kafana kum torbası değmiş ne ki? Rahmetli anam benim kafamda kaç tane nalın kırdıydı Allah bilir. Nalın ne demek Vidal teyze? Terlik ama tahtadan. Aha böyle tuğla gibi. Tunç. Hala. Canım nasılsın? İyiyim hala çok sağ ol. Gördün işte artık gidebilirsin. Sen karışma. Çıkın dışarı. Beni kovamazsın. Öyle bir kovarım ki. Hastane güvenliğini haber ver Suzan. Leman Hanım canımı çok fazla sıkıyorsunuz. Sizin için kötü olacak. Hele bir dene. Bak ne olacak. Yeter. Destur değersiniz dilinize. Sen çekil aradan. Asıl sen çekilesen. Gecenin bu vakti çemkirmeye gelmişsen. Fidan abla. Dur hele. Dışarıdan hanıma benzersin ama için kov. Fırsatı ganimet bilip olanın üstüne varmak mertliğe sığar mı? Sen benimle böyle nasıl konuşabilirsin? Arı kovanına çomak sokarsan. Kimse de huzur bırakmazsan. Sonra da adap beklersen he. Nerede bu bolluk hala hanım? Söyle de bilek. Hadi çıkın buradan. Çıkın buradan. Benden bulmayın belanızı. Leman Hanım lütfen gidelim. Az kaldı Mesut. Çok az kaldı. Tunç'la geçirdiğin her dakikanın kıymetini bil. Yakında ona uzaktan bakacaksın. Tunç nasıl oldu? Tunç iyi. Eve geldik dinleniyor. Bizimkiler ne yaptı? Dünkü şu serseri kurşun olayının peşindeler. Düğün sahipleriyle görüşmek için çıktılar. Tamam. Ben de bir iki saate kadar merkeze gelirim. Görüşürüz tamam. Çay içersen hararetini alırım. İçerim abla sağ ol. Daldın gittin. Davayı mı düşünürsen? Dava. Şu bitmeyen dava. Biter Şahanım. Üzmeye sen canım. Her şeyin vardır sonu. Var da nerede abla? Neyi tutsam elimde kalıyor. Bıktım kaybetmekten. Dağılmaktan bıktım. O kadar beşer gelmiş geçmiş dünyadan. Kaybetmeyen var mıdır işlerinde? Yok mudur? Yoktur elbet. Esas mesele kaybolmamak Şahanım. Gidenleri ne yapacağız peki? Gidip de gelmeyenleri. Tunç'u ne yapacağız? Ben onu da kaybedersem ne yapacağım? Sen sendeysen kimse bir yere gitmez. Hele ki evlat. Adam da can demek, evlat demek. Gittiği yere kadar koşarsan peşinden. Yine de bırakmazsan oğlunu. Bıkmak yok. Korkmak hiç yok. Biliyorum Fidan abla biliyorum. Heh. Acıyor mu Tunç? Çok değil. Sağlamdır benim çakırım. Tamamdır. Tamponu değiştirdik. İki gün daha kalacak başında. Sonra çıkaracağız. Sağ ol Yavuz abi. Ne demek Tunç? Dikkat et kendine. Size de iyi günler. Sağ olasın doktor bey. Yarın artık okula gideceksin değil mi? Giderim tabii. Bir sürü dersten geri kaldım. Yetişirsen yetişirsen. Hala? Tunç. Merhaba Fidan Hanım. Biz de şimdi gidiyorduk. Pansumana geleceğinizi öğrendim. Tunç'u görmek istedim. Malum babası varken pek görüşemiyoruz. Niyetiniz mühimmet değil ki hala hanım. Derdin gücün bacıyla. Haklısın galiba. Bir yarım saat kafeteryada otursak Tunç'la biraz hasret gidersem şöyle sakin sakin. Müsaaden olur mu Fidan Hanım? Sen ne dersin çakır oğlan? Olur. Sen de izin verirsen. Hadi bakalım. Seninle böyle köşe bucak saklanarak konuşmak, görüşmek beni çok rahatsız ediyordu. Babamla anlaşamadınız bir türlü. İyi geçinseniz hep görüşürüz. Bunun için artık biraz geç canım. Baban benden nefret ediyor. Ben de ona bayılmıyorum. Ne olacak peki böyle hala?
Bu sana bağlı aslında. Bana mı? Son duruşmada hakim senin fikrini soracak. Kiminle kalmak istediğini sen söyleyeceksin ona. Ben mi? Evet canım sen. Kocaman delikanlı oldun. Kendin için neyin iyi neyin kötü olduğunu senden iyi kimse bilemez. Ben bu yaşadıklarını hak etmediğini düşünüyorum. Annen hayatta olsa o da benim gibi düşünürdü. Onu hala çok özlüyorum. Biliyorum canım. Ben de. Annen hayatta olsa ne yapmanı isterdi? Nerede, kimin yanında kalmanı isterdi bir düşün. Kararını ona göre ver canım, tamam mı? Hı hı. Son duruşma bugün ha? Bugün. Karartmayın seyir usta. İyi olacak her şey. Görürsün bak. İnşallah. Bir bitse şu iş kazasız belasız. Neler atlattın sen? Hepsinden sağ salim çıktın. Rahat ol biraz. En değerli şeyin benden almak istiyorlar. Nasıl rahat ol? Mesut Güner'i 15 yıldan fazladır tanıyorum hakim bey. Bu sürenin büyük bir bölümünü birlikte çalışarak geçirdik. Meslekte 30 yılını doldurmuş bir memur olarak şunu söyleyebilirim ki, eğer ekibinizde Mesut gibi bir polisiniz varsa gözünüz hiçbir zaman arkada kalmaz. Güneydoğu'da da bulunmuş, öyle değil mi? Evet. Özel kuvvette senelerce çalıştı. Bir polisin bir insanın yaşayabileceği en acı tecrübeleri yaşadı orada. Gözünün önünde arkadaşları öldürüldü. Günlerce çatışma altında kaldı, yılmadı. Kendisine verilen görevden hiçbir zaman kaçmadı. Mücadeleden asla vazgeçmedi ve hayatta kalmayı başardı. Anlıyorum. Mesut Güner'in alkol problemi ve diğer ailevi meseleleri için yorumunuz nedir? Güneydoğu'da yaşadıklarından sonra bir parça daha aldığı doğru. Ama inanın Mesut'un yerinde bir başkası olsa bir daha kendine gelemezdi. İçkiye alıştı, doğru. Ailesiyle sorunları da oldu. Ama o her türlü zorluğa dayandı. Biz dostları olarak hep yanında yer aldık. Ve her seferinde de desteğimizin karşılığını fazlasıyla aldık. Mesut, alkol alışkanlığından en kısa zamanda kurtuldu. Vazifesine ve oğluna geri döndü. Kendisine verilen ikinci şansı en iyi şekilde değerlendirdi. Ekleyecek başka bir şeyiniz var mı? Evet, var. Mesleğin cilvesidir. Hiçbirimiz çocuklarımıza arzu ettiğimiz zamanı ya da imkanları sunamayız. Ama bir tek şeyi tam ve eksiksiz paylaşırız onlarla. Yaşamımızı, bizzat kendi hayatımızı tehlikeye atarak kazanırken her akşam eve sağ salim dönmenin mutluluğunu. Mesut'un bunu oğluyla yaşamasına izin verin hakim bey. Bırakın baba oğul o tertemiz hayatı birlikte yaşasınlar. Nasıldır Rıza baba? Bilmiyorum. Tunç Güner'i. Buyurun duruşmaya. Hadi çakır oğlanım. Korkmayasın he mi? İçeride sakin ol, tamam mı Tunç? Heh. Her şeye içinden geldiği gibi cevap ver. Tamam Rıza amca. Hı. Hadi delikanlı. Buraya neden geldiğini biliyor musun Tunç? Evet biliyorum. Halan senin üzerinde ortak hak sahibi olmak istiyor. Bu ne demek biliyor musun? Beni paylaşmak istiyorlar yani. Evet. Şimdi soracağım sorulara cevap vermeni istiyorum senden, tamam mı? Tamam. Halanı seviyor musun Tunç? Evet. Babanı zaten seviyorsun. Evet. Babanın eve geç geldiği oluyor değil mi? Oluyor tabii. İşi yüzünden. Sıkılıyor musun öyle zamanlarda? Yoo. Fidan teyze var. Sonra Garip. Köpeğimiz. Hiç sıkılmıyorum. Kim bu Fidan teyze? Babamla bana bakıyor. Çok da güzel yemekler yapıyor. Başın nasıl oldu? Baban ufak bir kaza yapmış galiba. İyi. Kazaydı zaten. İstemeden oldu. Emin misin? Evet. Babam bana hayatta vurmaz. Anlaşıldı, tamam. Peki Leman halanda kaldığında o seni hiç yalnız bırakıyor mu? Hayır. Hep beraber oluyoruz. İyi vakit geçiriyor musunuz onunla? Evet. Peki hangisi daha iyi Tunç? Babanla kalmak mı, halanla kalmak mı? Hangisi? Bizim evde bir pencere var. Sokağa bakıyor. Pasaj falan gözüküyor. Ben akşamları o pencerenin kenarında oturuyorum. Garip'le birlikte. Soruma cevap vermedin Tunç. Sonra pasajın girişinde babam görünüyor. Bazen geç, bazen erken saatte. Ama mutlaka geliyor. Bana el sallıyor. Merdivenleri ikişer ikişer çıkıp eve giriyor. Sonra bana kocaman sarılıyor.
Ben bunu yapmayı çok seviyorum. Babamın eve gelip bana sarılmasını çok seviyorum hakim amca. Ben babamı çok seviyorum. O benim ev arkadaşım. En iyi arkadaşım. Onunla kalmak istiyorum. Kazandık. Kazandık Rıza baba. Sizi kim ayırır zaten? Kim? Abi. Başka bir şehir var. Arka sokaklarda. Hüzünler, mutluluklar. Yaşanır bir arada.